Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bu arada video çok ani başladık. Merhaba baba. Merhaba. Babam da burada. Baba. Video da gelmişsin yine. Baba sen eve daha yeni geldin. Evet. Annemi gördün mü? Anneni görmedim. Hayırdır? Baba bir şey diyorum. Biz bence annemi bir kış gitme yapalım. Ama daha ben karar veremedim baba. Yapalım. Çünkü ne yaparsak yemeyeceğini düşünüyorum. Evet bence de. Ama ne yapsak yani bir kış gitme yapalım. Onu şakalamak çok zor Tuana. Ama baba bir şey düşünelim yani. Hmm. Çok isteniyordu zaten de anneme kışkırtma. Ne yapabiliriz ki? Ya bu istek bir video. Ya aklıma bir şey yok ama sen gelebilir yani. Benim sonuçta sen. Ya vallahi ne olsun işte ya. Mesela ne baba olabilir? Ne yapacağız? Bir kışkırtma planlayalım. Şey olabilir mi mesela? Ne? Haciz geldi. Öyle ha, iflas ettik gibi. Olabilir mi? Olabilir de inanır mı acaba? Bir deneyelim bakalım. Şey mi desek, haciz geldi eve falan nereden mı desek? Onu? Bilmiyorum, mutfakta iş yapıyordu annem. Ben de geldim gizli gizli hemen yanına arkada. Olabilir ya. İflas ettik biraz. Değil mi? Biz o zaman doğala vururuz artık arkadaşlar. Çünkü şu anda çok planlayamayız. İyi de sen bu kamerayı gizlemen lazım. Şimdi ben gizli yerime koyacağım. Kimsenin anlamadığı yere. Yalnız baba ben şuraya otururum. Annem buraya oturur. Çünkü yoksa evde yine şey olacak. Bu sefer de şey olacak. İşte siz beni kameraya çektiniz falan filan. Olacak. Tamam, bunu yayınlamamız için. Tamam ben oraya oturayım. Sen buraya otur. Annemi oraya oturturum. Tamam aynen. Ben kamerayı yerleştirip hemen geliyorum. Hemen anneme süper bir kışkırtma başlayacağım. İnşallah başaracağız. Kameramızı yerleştirdim sonra ben gizli gizli sanki anneme çok önemli bir şey varmış gibi çağır. Sakın bozuntuyu verme tuvalet, tamam mı? Sen verme baba. Tamam, tamam hadi başlıyoruz. Evet yerleştirdim kamerayı. Şimdi ben de geldim hemen. Yine baba dediğim gibi yani bak. Senin yerin burası, benim burası. Evet ya çünkü şey yoksa şey olur. Annem ve anne yine görünüp görünmeme mevzusu falan çıkar. Bir de neyse öyle yapayım ben gidip annemi çağırayım. Tamam sen. O zaman kışkırtma başlasın. Ben starsı evet. Veriyorum. O moralin çok bozuk olsun. Göreceksiniz bakın. Ben ara gazı vereceğim. Ferhan teyzeniz kesin bize iyi inanacak. Gidiyorum bu arada annem çıldırabilir. Yani o yüzden hemen like her şey hazır bu. Gidiyorum. Anne. 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 Şey babamın moralini çok bozuk da. Neden? Bilmem benimle konuşmak istemedi. Geldi mi babam? Ya geldi de benimle konuşmak istemedi. Annenle konuşmak istiyorum dedi. Bak anneciğim ocakta yemek var. Anne bir bak çünkü gerçekten moralini bozuk. Bayağı bozuk. Ama yemeği yetiştireceğim Tuana. Anne gel artık gel. Dur ağzını kapatayım hocam kızım. Allah Allah. Anne hadi. Ya tamam da ocakta yemek var şimdi karnınız açık diyeceksiniz. Niye bozuk moral? Yorgundur baban ya. Anne. Hayatım hoş geldin. Ama konuşacak bir şey varmış. Hoş bulduk. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne haber? Valla ne yapayım bugün yoruldum ya. Ya ben de yoruldum. Valla yoruldum Mehmet bacaklarım akar sular indi. Bana da söylemedi babamın. Neyi? Ha Tuana beni çağırdı morali bozuk babamın diye. Hayır öyle normal ya. Sakin. Ne sakin? Ya yoruldum biraz ya ondan. Anladım. Ya yemek yapıyorum. Az sonra acıkacaksınız. Yeriz yemeği ya. Efimde kaldım. Sen ne yaptın? Valla bugün ne yapayım işte ya. Valla canım çıktı ya. Çok yoruldum bugün. Gerçekten. Ya Efren'in işleri vardı biraz. Onlarla uğraştık işte. Odayı topladık. Kızların dolaplarını falan yerleştirdik. Yani rutin işler falan filan. İyi ya. Senin neden canın sıkılıyordur? Ya çok baba. Önemli bir şey değil aslında da. Neden peki bu kadar moralim bozuk? Evet, Tuana çağırdı. Ben de bilmiyorum. Hayır, babam morali bozuk. Ben dedim ne bozuk biraz yani. Biraz sıkıntılar vardı. Ne sıkıntısı? İşle ilgili işte. İşle mi ilgili? Nasıl? Ya nasıl? Var işte ya. Nasıl var işte hayatım? Nasıl yani? Sıkıntı derken hani... Var biraz, büyük. Büyük mü? Büyük ne demek? Yani. Yani ne? Baba ne oldu söylesene. Bulmaca gibi konuşuyorsun aşkım ne yani? Şimdi hayatımızda birkaç değişiklikler olacak. Nasıl değişiklik? Tuana'yı mesela okuldan almamız gerekiyor. Ne? Neden? Tamam. Neden baba? Ya, işlerimizden dolayı. Ya işler baba, ne değilsin ha? Tuana'yı okuldan almamız gerekiyor. Neden? Biraz parada artık fazla idare olmamız neden? Gerekiyor. Neden?
İşte dedim ya, sıkıntılarımız var biraz. Ne sıkıntısı hayatım? Baba bunu dedim, konuşma, kapalı kutu gibi çözmeye çalışıyoruz. Hayatım, ağzına var bir işte, baklava. Bir baklamaklar yok. Var işte sıkıntıları yani. Ama ne sıkıntısı? Açık açık söyle. Şimdi ne oldu mesela? Bağımız falan... Evet. Gitti. Otobüsler? Otobüs gitti. Ne yani olmuşlar? Orada olmuşlar gitti. Ondan sonra evler? Yaptın, o villa. Ya sen dalga geçiyorsun herhalde. Ya şimdi çok derken şöyle ne olur hayat devam ediyor. Ne gitti? Neden gitti? Nasıl neden gitti? Hayatım kiraya geçeriz. Hayır biz ne? Bir dakika Mehmet biz neden kiraya geçiyoruz? Ya ne oldu? İşte ne oldu? İşlerde sıkıntı oldu. İşlerde nasıl? Bir ne anda sıkıntısı? Ne sıkıntısı bu? Böyle iflas gibi bir şey diyor. Niye? Evet. İflas mı? Evet. Yok be Mehmet, daha neler ya? Ciddi söyleyeyim ya. Nasıl ciddi söylüyorsun? Yok, yapacak bir şey yok. Buna bakalım hayatım, elimizden gelen bu. Ya. Biz bunu yaptık, kendimiz yaptık, kendimiz ettik. Kaybettik, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Hayır, nasıl kaybettin? O kadar mal Allah'ım sağlık verdikten sonra bir daha kazanıyor. Ya tamam da Mehmet, bir sürü şeyimiz vardı. Evet, nasıl gitti hepsi? Hepsi mi gitti? Evet, kefillik, yanlış bir yere bir imza atma. Kime kefil oldun sen? Kime olacak? Kendi mesela bir iş ortağımıza imza attı. Ya Mehmet 3-5 trilyonluk kime imza attın? Var işte ya, oldu ya. Ha şu söylediğin ne var 3-5 trilyonluk ya? Ya oldu işte bir şeyler, oldu. Arabamız falan gitti dediğim gibi. Ne? Arabamız da mı? Evet. Ya her şey, sen ne yaptın Mehmet? Ne? Evimize ne olacak? Ha, kime attın? Dur bir saniye. Evi kiraya geçeriz. Ben kira işini falan ayarladım. Evi falan buldum mu? Ne? Uygun fiyatı. Ay hayatım sen ne uygun fiyatı değil. Ay sen ne yapıyorsun? İyi misin sen ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Öyle. Yapacak bir şey yok, ciddiyim. Yani bu ikinci sezonu falan sen koleji başlamıyorsun baba. Ya baba nasıl? Ay kim Mehmet? Kime kefil oldun ya sen? Ya kimse kim? Çok önemli. Hayır evet kesinlikle. Önemli yani bir arayalım şey yapalım sen. Ya yapacak bir şey yok. Görüştüm ben geri paraları. Avukatla falan görüştüm. Allah Allah. Amcama falan sorsaydık. Amcam da bu ağır ceza işlerinde başına. Ama şimdi onu pek görüşmek istemedim. Kendi şirketimiz. Amcamı arayayım mı be? Yok yok. Şirket avukatlarına mı sordun? Kendi şirketimizin avukatı. Ya amcamı bir arayayım Mehmet, ben dur bir şey yapayım arayayım bir ya. Ya paniklemene gerek yok. Zaten yapacak bir şey yok. Yok artık. Sona gelmiş ya. Yani. Bitti. Mehmet, sona gelince... Yok. Sona gelinceye kadar neden hiçbir şey söylemedin Mehmet ya? Bir anda oldu her şey zaten. Ben de bilmiyordum ki ne olduğunu. Baba şimdi bizim paramız yok mu? Biraz yok kızım. Biraz idare... Biraz dediğin ne Mehmet? Malların hepsi gitti diyorsun. Biraz baba diyorsun. Biz şu anda artıda biraz eksilemeyiz. Ben anlamadım ya. Her şey gitti diyorsun. Ya işte mümkün olduğu kadar evet gitti. Her şey yok yani. Nakde çevireceğimiz birkaç şeyimiz var. Onu da işte... Telefonlarımız. Ay sen de ne telefonu? Bu da manyak mısın kızım? Ne telefonu? Telefon ne ya? Telefonlarımız diyor. Manyak mısın sen? Telefonla başlayacağım. Adam mamur gitmiş diyor. Her şey gitmiş. Şimdi sen telefon yapacak. Diyorsun. Şirket zamanı o kadar. Yok yani. Gerçekten tamam, sıkıntı hayatım. Var diyorlar. Hayır mi? Şirkette bir sürü yani bir sürü şeylerimiz var. Ortaklıklarımız var. Bunların hepsi hisseler var. Var olma. İşte her bak, şey gitti mi? Bazı şeyler dediğim gibi geçimimiz sağlayacak. Şeyler ya var. O hisseler var, ortaklıklar var, duruyor mu onlar? Duruyor. Onları da sattın mı yoksa hepsini? Yok onları satmadım da. Ya baba lanet. Bir tanesi senin üstün olan Allah'tan onda bir şey yok. Duruyor mu? O duruyor. Ya onu nakde çevirip işte ihtiyaçlarımızı görürüz dediğim gibi. Baba Nalan'a nasıl bakacağız? Ay Tuana sen, kızım sen kafayı falan mı yedin? Ha bir de salak salak sırıtıyorsun. Ben seni nasıl bakacağımı düşünüyorum. Nerede bakacağım diyorsun ya? Ben seni nasıl bakacağımı düşünüyorum. Sen kapmışsın ben de. Sen Nalan diyorsun ya. Nalan mı kızdı şimdi? Ya Nalan olmaz. Hayır Nalan'a başlayacağım ya. İşte ne annesi ya? Ay sen farkında mısın? İflas ettik. Anne sen, bir dakika ya iflas ne demek biliyor musun sen? Evet paraya da eksiye düşme. Eksiye düşme diye her şey gitmiş bitmiş. Evde ne varsa evdeki eşyalar duruyor değil mi? Yok eşyalar bir an. Ben söyledim zaten en kısa zamanda taşınıyor. Ya, ay eyvahlar olsun. Vay ne yapacağız biz ya? Yok yapacak bir şey yok. Mehmet nasıl olacak bundan sonra? Ben gidiyorum. Bundan sonra kalan hayatımızı biraz daha dikkat edeceğiz. Eyvah. Hayır ya ben Lale'ye bakmak istiyorum. Mesela senin arkadaş ortamını değiştirdin. Neden? Ay Mehmet nasıl? Ya gerçi ay. Hayır ya ben gidiyorum ya. Bana. Hayatım gerçi çok da canını sıkmanı istemiyorum. Biraz sabırlı olmak lazım bu Mehmet, süreci. Tabii ki de atlatacağız ama. Şöyle söyleyeyim. İşte öyle oluyor bazen. Hayatım bak moralini de bozma. Yok. Ya neden moralini bozma? Hani ben tamam tepki verdim sana şimdi. Şok oldum. Yani her şey gidince
bütün her şey bir gitti dedi. Ben çok şaşırdım yani. Evet. Bir sürü servet, o kadar yapılan mal mülk, her şey nasıl gitti dedim. Kime kefil oldun sen buralarda? Hani bu adam neyin borcunu yapmış da bu kadar sen imza attın bu insana? Hayır yani sen nasıl yaptın bunu? Yok. Ama tamam bak, sorgulamayacağım. Gerçekten bağlı. Ay hayatım var ya. Neyse canını sıkma yani, bak toparlanırız, ben hani ondan korkmuyorum. Bir şey de hallederiz yani, başta nasıl başladık her şey öyle başlar tabi. Ya ama tabi 15 yılın emeği, 16 yılın emeği var. Yok yok, çok bir şey. Eyvah, nasıl televizyonumuzu da mı falan da mı? Motor bile gitti ya. Ay hayatım ya, ne televizyonum var? Bu traktörler falan ne oldu? Hepsi gitti mi? Pencere gitti. Allah. E televizyonumuz o kalacak mı? Televizyon. Ay sonra sen kız. Ay çocuk Layla'ya, Layla düşünüyor. Televizyon, telefon. Kalk su getir bana sen salak salak, sinirimi bozdun sen benim. Adam televizyon diyor. Adam burada iflas ettik diyor. Adam kız televizyon diyor, telefon diyor. Git su getir bana. Kız su getir be. Aa, anne sen de. Kızdım sana ya. Ya anne Layla. Başlatma şimdi. Layla'ya nasıl bakmayız? Layla bizim git. Ay git. Parçası parçası. Su için fenalık oldu. Su getir. Of anne, anlamıyorsun hiçbir şey sen de ha. Git su getir ya. Aman sağlığımıza bir şey olmasın. Ay tabii hayatım yani tabii ki bak hani. Tekrar diyorum hani sağlığımıza bir şey olmasın. Ay Allah korusun yani. Belediyede iş çalışan arkadaşlar da bir haber gönderdi. Ha. Çöpçü kadrosunda. Ne? Sen manyak mısın? Şakaydı şaka. Sen çöpçü kadrosunda bir çöpçü nasıl? Ne şakası? Çöpçü kadrosu. Sen kafe falan iyice yedin herhalde ya. Ha sen neyin çöpçü kadrosu sen? Çöpçü kadrosu. Çöpçü kadrosuna kadar şey yaparız, çalışırız sen. Neyi çakıyorsunuz? İyice sıyırdınız herhalde. Şakaydı hayatım, şaka. Kışkırtma! Kışkırtma şakasıydı. Ne kışkırtması? Kışkırtma, kamera, kamera şakası. Kamera nerede bakıyor? Ay inanmıyorum size ya. Ay, nasıl aşk arkadaşlar? Aşk olsun gerçekten. Gerçekten aşk olsun size yani. Ya bence tepkiler mükemmel. Süper. Ben nasıl oynadım onu? Ya ben de süper oynadım bence. Ben kendi kendimi bir ara yedim zaten. Yani baba arkadaşlar babamı ve Efe'nin de kışkırtmamı istiyorsanız kesinlikle evet. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz, kışkırtmalarımızın devamını diliyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.